Bugün sizinle birlikte böyle bisküvili, portakallı muhallebiler hazırlayalım, kaplar hazırlayalım. Bugün sizinle tam mevsimine uygun portakallı kaplar yapalım. Bunun için sos kabıma 1 litre süt koydum. 5 yemek kaşığı şekerim var. Şöyle 2,5 yemek kaşığı unum var. Ve 2,5 yemek kaşığı nişastam var. Tüm malzememi şöyle bir çırpıcı ile yediriyorum. Ocağımın altını açıyorum. Karıştıra karıştıra pişireceğim muhallebi kıvamına gelene kadar. Bunu ben elektrikli ocak olduğu için yavaş yavaş ısındığı için ocağımın üzerinde yapıyorum. Siz ocağınızın üzerine koymadan da yapabilirsiniz. Şimdi böyle karıştıra karıştıra muhallebimi pişiriyorum. Bir yandan da kaplarımın altına koymak için kakaolu bisküvi çekeceğim rondomda. Bir yandan da onları çekip kaplarımızı hazırlayalım. Muhallebimiz burada pişerken ara ara karıştıra karıştıra. Ben burada şöyle rondo kabıma kakaolu bisküviler koydum. Şimdi onları çekeceğim ve kaplarımın tabanında kullanacağım. Hemen çekeyim, hem ses olmasın. Şöyle un gibi yaptım bisküvilerimi. Şimdi bir kaseme alıyorum. Böyle şu paketlerden yarım paket böyle kakaolu bisküvi kullandım. Ve şöyle un haline getirdim bisküviyi. Kalebimiz pişmeye devam ederken ara ara karıştırıyorum şöyle karıştırıcım ile. Ben şimdi şu bisküvimi şöyle kaplarımın dibine pay ediyorum. Şu şekilde hepsinin dibine pay edeceğim bisküvimi. Yetmezse paketin diğer yarısını da çekeriz gözümüze az gelirse. Şöyle. Bütün kaplarıma şu şekilde bisküvi koydum. Bisküvimiz şöyle pişti. Ocağımızın üzerinden indirdik. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve bir paket vanilyamı ilave ediyorum. Portakal kabuğu, mandalina kabuğu da ilave edebilirsiniz. Çok güzel aroma verir. Şimdi şöyle muhallebimi karıştırıyorum. Ve servis kaplarıma boşaltacağım. Erisin. Birazcık muhallebim. Deki tereyağını daha doğrusu. Böyle karıştırıyoruz. Burada bir çırpıcı ile de tekrar şöyle muhallebinizi çırpıp havalandırabilirsiniz. Muhallebimizi kaplarımıza bir kepçe yardımıyla pay ediyorum şöyle. Bütün kaplarıma eşit şekilde yayıyorum. Daha sonra üzerine portakal suyuyla bir jöle yapacağız kendimiz ve üzerine süsleyip servis edeceğiz. Ben bütün kaplarımı doldurayım şimdi. Şu şekilde bütün kaplarıma muhallebimi eşit bir şekilde koydum. Tam 6 tane bu şekilde kabımız çıktı. Şimdi onlar oda sıcaklığında ılırken, soğurken biz de gelip üzerinin portakallı jölesini yapalım. Şimdi muhallebimizin jölesini yapmaya portakallı. Bir su bardağı portakal suyumu ilave ediyorum. Şöyle. Yarım su bardağı suyum var. Suyumu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şekerim var. Ve 2,5 yemek kaşığı yine mısır nişastam var.
Hepsini yine karıştırıp homojen bir karışım elde ediyorum. Böyle tüm malzememi karıştıra karıştıra yine pişiriyorum. Yine muhallebi kıvamına gelince bir kepçe yardımıyla bütün kaplarımızın üzerine eşit bir şekilde pay edeceğiz. Üzerine de dilediğiniz gibi süsleyeceğiz. Şimdi ben pişirmeye devam edeyim. Sakal jölem artık şu şekilde pişti. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve gelip gidip karıştırarak üzeri kabuk bağlamadan biraz oda sıcaklığında soğutuyorum. Portakallı jöleniz şöyle tam kıvamında oldu. Size de göstereyim. Şimdi pudinglerimi getirip üzerine koyacağım. Kepçe yardımıyla hafif ılayan şöyle jölemi birazcık daha karıştırıyorum. Ve muhallebilerimin artık üzerine döküyorum. Üzerine portakal dilimleri, nane yaprakları koyarak süsleyebilirsiniz. Şöyle. Portakallı jölelerimizi de böyle muhallebilerimin üzerine koydum. Bir tanesine koymadım çünkü oğlum çok hoşlanmıyor. Şimdi gelin süsleme işlemine geçelim. Haydi gelin şöyle üzerlerini süsleyelim kaplarımızın. Benim elimde böyle minik minik çikolatalar vardı. Onlardan serpeceğim birazcık üzerlerine. Siz dediğim gibi ben aradığım gibi portakal ve mandalina tam bulamadım. Üzerlerine böyle kesip koyup ortalarını narla falan da süsleyebilirsiniz. Nane yaprakları iliştirebilirsiniz. Artık süslemesi sizden. Yapan deneyen herkese afiyet olsun.